Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde recursive fonksiyonlardan bahsetmeye çalışacağım. Öncelikli olarak recursive fonksiyon nedir? Bir metot, bir fonksiyon kendi içinde kendini tekrardan çağırıyorsa biz buna recursive diyoruz. Belki mantıksız gelebilir ama gelin şöyle bir örnek yapalım. Fan dedim. Merhaba de diye bir fonksiyonum olsun ve ben bunun içinde print line'la ekrana merhaba dünya yazdırayım ve de bunu yazdırdıktan sonra merhaba de fonksiyonunu burada tekrardan çağırırsam ve de bunu merhaba dünya diye main fonksiyonumun içine çağırırsam ne olacaktır? Aslında olacak şey bellidir. Sonsuz döngüye girecektir, değil mi? Bu metot çağrıldığında ekrana bir merhaba dünya yazdırılacak. Daha sonra gördüğünüz gibi metodu tekrardan çağırmışım. Tekrar merhaba. Yani bunun herhangi bir çıkış kısıt şart da koymadığımız için sonsuza kadar bu çalışacaktır ve en sonunda bir hata alacağız. Çünkü kaynaklarımız sınırlı. Recursive bu. Şimdi mantıksız gelebilir, bunu nerede kullanacağız ki falan gibi sorular olabilir. Bunun aslında düzgün şekilde kullanıldığında çok faydalı bir yaklaşım olduğunu söylememiz gerekiyor. Mesela bir sayının faktörelini bulurken biz bunu kullanabiliriz. O da nasıl olur? Şöyle bir anlatayım. Mesela ben size 5 faktöriyeli sorduğum zaman. 5 faktöriyel nedir arkadaşlar? Normalde 5 çarpı 4 çarpı 3, 2 ve 1 sayıların çarpımı, yani 1'den 5'e kadar olan sayıların çarpımı bana faktöriyel değerini verir. Ama aslında düşünürseniz bu 5 faktöriyel neye eşittir? 5 çarpı 4 faktöriyeli. Ben 5'i biliyorum ama 4 faktöriyelin ne olduğunu bilmiyorum. Peki 4 faktöriyel neye eşittir? 4 çarpı 3 faktöriyeli eşittir ve bu böyle gider, değil mi? Yani dikkat ederseniz burada bulmaya çalıştığım, yani bir fonksiyonum olsun ve faktöriyel bulacak bu. Yani bunun yaptığı iş de şurada yapılacak iş veya şurada yapılacak işler hep aynıdır. Yani ben burada sürekli olarak faktöriyel bulan metodu, fonksiyonu çağırdığımda burada işte kendi kendini çağıran bir recursive fonksiyon örneği görmüş oluyoruz. Peki bunu nasıl kullanacağız? Şimdi bunu siliyorum. Örnek olması açısından yapmıştım. Bir tane fonksiyonum olsun. Fonksiyon faktöriyel hesapla diye. Ve bu bir tane numara alsın, bir integer sayı alsın ve geriye de bir integer değer döndürsün. Bunu yaptıktan sonra, yani ben bunu nasıl kullanacağım? Diyeceğim ki faktöriyel hesapla, atıyorum 5 sayısını buna vereceğim ve bu bana bir tane sonuç verecek integer tipinde. Ve daha sonra da ben bunu ekrana bastıracağım, değil mi? Sonuç. Şimdi bunun işleyişine gelelim. Burada işte dediğimiz gibi sonsuz bir döngü oluşmaması için böyle recursive'lerde öncelikle bir şart koymamız gerekiyor. Diyelim ki mesela eğer diyelim şuradaki numara eşit 0 veya 1 ise 1'de de sonuçta aynı şey olacaktır. Return 1 yapsın. Peki ben buna 5 değerini gönderdiğimde bu nasıl 0'a eşit olacak? İşte burada yapacağımızı else diyorum, 0 eşit değilse, atıyorum 5 değerini gönderdiğimde else kısmına gelecek. Return diyorum. Numara, şunun numara değil de faktöriyeli hesaplanacak sayı diyelim, açıklayıcı olsun. Faktöriyeli hesaplanacak, pardon. Faktöriyeli hesaplanacak sayı. Return dedikten sonra bu çarpı, burada işte faktöriyel hesapla fonksiyonunu tekrardan çağırmam lazım. Yalnız bu sefer buradaki sayının bir eksiğini göndermem lazım. Eksi 1. Şimdi şurayı bir küçülteyim. Evet. Şimdi burada ne yaptım? Tekrardan değerlerle üzerinden gidelim. Adam buradan 5 sayısını gönderdi, değil mi? Öncelikle baktık 0'a eşit mi? Değil. O zaman buraya girmeyeceğiz. O zaman buraya gelecek ve diyecek ki bu metodu tekrardan çağır. Yalnız bir eksiyle, yani buraya aslında 4 faktöriyeli bulmak istediğini söylüyor ve başına da 5'i yazacak. Bu sefer bunu çağırdığımda buraya 4 sayısı gelecek, 0'a eşit mi değil. Burayı okuyacak yine. Bu sefer de ne yapacak arkadaşlar? 4 çarpı 3 faktöriyel diyecek. Sonra 3 çarpı 2 faktöriyel diyecek. 2 çarpı 1 faktöriyel diyecek. Ve ne zaman ki 1 çarpı 0 dediği an işte buraya girmiş olacak. Değil mi? Girdiğinde return 1 diyecek. Ha diyecek, o zaman burası 1. 1 faktöriyeli buldu, buraya 1 yazdı. 2 çarpı 1 2. 2 faktöriyelin 2 olduğunu buldu, burası 6. 3 faktöriyelin 6 olduğunu buldu, burası 24 yaptı. Ve 4 faktöriyeli hesapladığı zaman da 5 ile çarpıp bana 120 değerini vermesi lazım. Yani burada şu işlemler sürekli olarak şuradakiler bir yığın dediğimiz yapıya atılır. Bildiğiniz gibi programlama dillerinde yığın yapısı vardır. Hani genelde de tabak örneği verilir. Yığınlarda nedir arkadaşlar? Bir tane tabak koyarsanız, ki buradaki benim ilk tabağım budur. Bu ifadeyi buraya koydum. 5 çarpı 4 faktöriyel. Daha sonra bu yığının üstüne bir tane daha koydum. Bir tane daha. En son en yukarıda kalan eleman. Çünkü sonuçta tabakları en alttan çekerseniz hepsi yıkılacaktır. O yüzden en üstten başlamak lazım. Hesaplana hesaplana en alta gelir ve sonucu ekrana 120 diye bastıracak arkadaşlar. Şimdi bir deneyelim. Bakalım bir hatamız söz konusu mu? Çalıştırdım bunu. 120 sayısını verdi. Şöyle bir de 6 ile yapalım. 6 faktöriyelinde 120 çarpı 6'dan 720 olduğunu biliyoruz. 720 sayısını verdi. Yani benim recursive fonksiyonum burada çok güzel bir şekilde çalışıyor. Peki ben buraya gelip şöyle 150 diye bir sayı yazsam. 150 şimdi size çok masum bir sayı gözükebilir ama faktöriyelini düşündüğünüzde aslında epey büyük bir sayı ve gördüğünüz gibi hesaplayamadı ve 0 değerini verdi. Bunu dediğimiz gibi integer'ın sınırlarına dahil olmadığı için 0 veriyor. Peki ben burada çok büyük sayıları ele alan bir tip kullansam, mesela long'dan double'dan bahsetmiyorum, daha büyük sayılar için ki Java'da böyle bir sınıf var, bunu kullanırsam neler olacak? Burada BigInteger diye bir veri tipimiz var. Ben burada faktöriyel hesaplada gördüğünüz gibi integer demişim. Bunun integer değil de BigInteger olmasını istiyorum. Ve geriye de ne dönmesi lazım bunun? BigInteger dönmesi lazım. Çünkü döndüreceğim sayı aşırı büyük bir sayı. Şöyle yapalım. Burayla işimiz yok çünkü. Daha sonra gördüğünüz gibi eşittir 0'a kızıyor. Çünkü buradaki 0 integer bir değer ve BigInteger'da bunun direkt olarak böyle kullanamıyoruz. BigInteger sınıfında gördüğünüz gibi bu tanımlı bazı değerler var. 1, 10, 0 gibi. Bunu kullanıyorum. Ya basit olarak bu 0 aslında nedir arkadaşlar? 0 sayısının sabitidir. Yani ben bunu dediğimde aslında 0 demiş oluyorum. Yine aynı şekilde buradaki 1 de bir integer değer. Bunu da yine BigInteger.1 diyerek bunun da kullanımını böyle yapıyoruz. Burada var mı başka? Gördüğünüz gibi burada bir azaltma işlemi yapmışız. Şurayı şöyle boşluklu yaparsak BigInteger bir değerini burada kullanacağım. Şimdi burada yolladığım sayıyı da böyle integer olarak değil de artık şöyle 150 diyerek yollamam lazım. Ne oldu burada? Yine bir hata alıyoruz. Neymiş hatamız? Bunları BigInteger'a çevirdik. Burada bunu böyle yollamıyoruz da BigInteger tipinde yollayacağız ya. BigInteger deyip şöyle 2 tane denden açtıktan sonra atıyorum ben buraya artık 150 yazarım ve herhangi bir hata kalmadı. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Bakalım ne oluyor. 150 sayısı işte buymuş arkadaşlar. Merak edenler için böyle bir değermiş. Ve gördüğünüz gibi herhangi bir sıfır gibi bir saçma bir değer almadık ve sonucu bulduk. Peki ben bunu biraz daha arttırayım. Mesela ne yapalım? 700 yapalım. Bakalım ne olacak. Yine verdi. Güzel. Böyle hani basamak sayısını bile sayarken bayağı zorlanacağımız bir sayı. Burada kaç saniyede döndürdüğü yazmıyor muydu ya? Neyse o önemli değil. Bir de şunu ben şöyle alt tarafa alayım. Sayıyı bir kere de görmek için. Şunu move to bottom yapalım. Evet böyle daha güzel oldu. Peki ben buraya atıyorum 7000 gibi devasa bir sayı yazsam ne olacak? Bilgisayarımızın maşallahı var. Bunu da hesapladı. Gördüğünüz gibi upuzun bir değer. Artık abartıyorum ve buraya bir sıfır daha atıyorum. Bu sefer bakalım ne olacak. Sonunda hatayı aldık. Şöyle bir üst tarafa doğru gidelim bakalım ne olmuş. Hatamızın adı ne diyor? Stack Overflow Error. Ne demek bu? Böyle büyük sayılarla uğraşırken bu hatayı almamız mümkün. Özellikle de recursive işlemlerde. Şimdi biz faktöriyeli anlatırken yine 5 faktöriyelden bahsedeceğim. 5 çarpı 4 faktöriyel dediğimde ne yapıyor bu metot? Ne yapıyor? Önce 4 faktöriyeli hesaplamaya çalışıyor değil mi? O da 4 çarpı 3 faktöriyel. 3 faktöriyeli bilmiyor, onu hesaplamaya çalışıyor. 3.2 faktöriyel. 2 faktöriyel bilmiyor. 2 çarpı 1 faktöriyel böyle gidiyor. Peki böyle aşağı aşağı giderken bu yukarıdaki yerleri ne yapıyordu arkadaşlar? Siteye yani yığına atıyordu. Şimdi bu durumda 5 tane öğe var ve yığına atmasında bir sıkıntı yok. Ama siz buraya 7000 gibi bir değer yazdığınız zaman ne olacaktır? Sonuçta bunun da kısıtlı bir hafızası olduğu için düşünün 70.000 tane elemanı yığına atmaya çalışıyor. Ve artık bir yerden sonra kapasiteyi aştığı için Stack Overflow hatasını bize veriyor. Yalnız söylemeyelim de tekrardan. Evet, Stack Overflow. Yani yığın aşırı doldu, taştı gibi bir ifade söz konusu. Şimdi burada şöyle bir şey yapabilir miyiz? Mesela şuradaki else kısmı çalışırken hani hangi adımdan sonra bu yığın hatasını alıyoruz? Şunu şöyle yapalım. Mesela buraya bir print yazdıralım. Print line yazdıralım. Ve buraya ne yazalım? Hesaplanacak faktöriyeli hesaplanacak sayıyı yazsın. Sayı eşittir dolar faktöriyeli hesaplanacak sayı. Şimdi bir çalıştıralım bakalım. Şu ekranda bir temizleyeyim. Şimdi yukarıya doğru çıkıyorum. Gördüğünüz gibi kaça kadar gelmiş? Aslında bayağı da gelmişti ama. Şöyle ucunu bir yakalarsam. 64.886'dan sonra yeter artık demiş. Stack dolmuş. Mesela ben buraya demek ki 64.000 yollasam aslında hesaplayacak. Deneyelim bakalım. Yine hesaplamadı. Demek ki başka şeyler için de bunu kullanıyor. Neyse arkadaşlar, hatamız bu. Ya bunun da dediğimiz gibi sınırlı bir kapasitesi olduğu için artık taşıyor ve ilgili işlemleri geriye yönelik işlemleri yapamıyor. Böyle bir hata alıyoruz. Peki biz burada nasıl bir yöntemle bu hatadan kurtulabiliriz? Şimdi bunu düşünelim. Dediğimiz gibi 5 çarpı 4 faktöriyel, 4 çarpı 3 faktöriyel. Peki bunları yığına atmasa da bir yerde tutsa ve ben bu hatadan bir şekilde kurtulsam nasıl olur o? Burada diyorum ki şu print'i bir sileyim. Artık buna ihtiyacım yok. Return yaptıktan sonra faktöriyeli hesaplanacak sayı eksi 1 demiştik ya. Buraya gelip şöyle bir virgül koyup faktöriyeli hesaplanacak sayı çarpı son sonucu bir yazdırsam. Tabii çarpsam yani bunu burada saklamak için. Sonuç diye bir parametre var mı? Yok. Şimdi bakın burada yazdığım ifade ne aslında? Faktöriyel hesapla metoduna bir tane daha ne eklemiş oldum? Parametre eklemiş oldum. Yani ben bunu nerede çağırıyorum? Veya bunun tanımında böyle bir ifade var mı? Yok. O zaman öncelikle metodumu düzenleyeceğim. Diyeceğim ki sonuç 2 nokta, bu da bir big integer olsun. Burada da 64.000 sayısının yanına, bu da çünkü hata veriyor. Çünkü ben faktöriyel hesaplanın 2 tane parametre alacağını söyledim burada. Nerede bitiyor o? Şurada. Bir tane parametreyi yolladık. Virgül deyip buraya da mesela bir değerini yollayacağım. Big integer 1. Şimdi ben burada ne yaptım? Tekrardan aldım. 5 faktöriyeli istediğim zaman 5 çarpı 4 faktöriyel. 4 faktöriyeli bilmediği için ne yapıyordu? Bunu yığına atıyordu. Ve kendi gidip 4 çarpı 3 faktöriyeli hesaplamaya çalışıyordu. Şimdi mesela düşünün 5 sayısı geldi. Ve yanında da 1'i yolladık. Buraya geldi. Şuraya geldik. Bu sefer ne yapıyor arkadaşlar? 4 faktöriyeli buraya yolluyoruz. 4 faktöriyeli hesaplayacak. Ama burada 5 sayısı kalacak. Daha sonra 4 faktöriyeli hesaplarken 4 çarpı 3 faktöriyel ya bu. Bu sefer buraya 3 faktöriyel yazarken buraya sonucum artık 5 olduğu için 5 çarpı 4 20 sayısını saklamış olacak. Yani böyle aşağı doğru giderken aslında yukarıdaki sayıların çarpımını ben burada böyle bu şekilde tutmuş olacağım. Ve normalde yığına atmamış olacağım. Bu yüzden Stack Overflow hatasını almamam gerekiyor. Umarım anlaşılmıştır. Mesela 3 faktöriyel için 3 çarpı 2 faktöriyelin bulunması lazım. 2 faktöriyeli tekrardan metoda yolluyoruz. Ama bu arada buradaki bu sonucu 3 ile çarpıp burada saklıyorum. 2 faktöriyeli bulurken 2 çarpı 1 faktöriyeli bulmaya çalışıyor. 60 sayısını 2 ile çarpıyorum ve bu sefer de 120'yi alıyorum. Ve herhangi bir yığın kullanmadan ben mantığımı buna göre ayarlamış oluyorum arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Bunları yaptıktan sonra peki 64.000 sayısı hatasız bir şekilde hesaplanacak mı? Hemen bir bakalım. Yine bir hata aldık. Acaba neden? Yine Stack Overflow error diyor. Şimdi burada da şöyle bir durum var. Biz mantığı stack kullanmayacak şekilde ayarlamamıza rağmen derleyicinin şu an yaptığımız bu işlemlerden haberi olmayabiliyor. Yani biraz karmaşık bir konu. Haklısınız ama bunu bir şekilde buna böyle diretmem lazım. Hani ben böyle bir yapı kullandım. Sen artık işte o stack kavramını falan kullanma diye bunu böyle kulağını çekmem lazım. Bunu yapmak için ise Kotlin'de bir anahtar kelimemiz var. Sadece onu kullanmamız yeterli olacaktır. Tailrec anahtar kelimemiz var. Onu kullanmamız gerekiyor. Yalnız şurada da şöyle bir düzenleme yapmamız lazım. Artık buna ihtiyacım yok. Çünkü ben bu çarpılma olayını ne yapıyorum? Şurada elimde tuttuğum için sadece ve sadece metodun kendisini çağırması yeterli. Şimdi önce şöyle deneyelim. Çalıştırdık. Bir hatayı alalım. 70.000 sayısının faktöriyelini hesaplarken hata alıyoruz ve aldığımız hata Stack Overflow hatası. Dediğimiz gibi tailrec diye bir şeyimiz var. Rec Recursive'den geliyor. Tail de işte büyük ihtimalle siteye atmasını engelleyen derleyiciyi bununla ilgili uyarıyoruz biz kendimiz. Hani ilgili optimizasyonu kendi elimizde yapmamız gerekiyor. Yani bunu bilin, çok spesifik bir örnek aslında. Hani çok da işinize yarayacağını zannetmiyorum ama gördüğünüz gibi yaklaşık 3 saniye içinde de 70.000 sayısının faktöriyeli hesaplandı. Daha da abartabilir miyiz bilmiyorum. Şöyle bir başına 1 koysak. Yani her şeyi buluyor mu bu? Hesaplıyor. Bu ara isterseniz gelin şuraya bakalım. Gördüğünüz gibi memori bayağı dolu. İşlemci de şu an %50'lerde. Yani bu i7 bir makine olmasına rağmen gördüğünüz gibi hesaplayamadı. En sonunda sonuç geldi. bayağı uzun bir sayı elde etmiş olduk arkadaşlar. Dediğim gibi hani böyle bir şeyin olduğunu bilin ama çok mu işinize yarar açıkçası zannetmiyorum. Umarım anlaşılır bir eğitim olmuştur. Hani ben de kendi içimde bazı çelişkiler yaşıyorum açıkçası. Ama dediğimiz gibi bu tailrec neye yarıyor? Recursive olarak hani siteyi kullanmak yerine ben burada sürekli olarak yine tekrardan 5 faktöriyele dönersek 5 faktöriyeli hesaplarken aslında 5 çarpı 4 faktöriyeli yapıyorum ya ve bunu ne yapıyorum? Siteye atıyorum değil mi? Çünkü bu daha hesaplanmadı. Burada işte o işlemin önüne geçmiş oluyoruz. Sürekli olarak bunu hesaplarken yanında hep bir sayı var. Bakın bunun açıklaması nedir? 5 çarpı 4 çarpı 3 faktöriyeldir. Bunun açıklaması nedir? 5 çarpı 4 çarpı 3 çarpı 2 faktöriyeldir. Yani bunları bulmaya çalışırken aslında burada bir sonucum sürekli olarak olduğu için ne yapıyoruz? Siteye artık ihtiyaç duymuyoruz. Ama dediğimiz gibi derleyicinin bununla ilgili herhangi bir bilgisi yok. Onu optimize etmemiz lazım. İşte bunu da buradaki bu tailrec anahtar kelimesiyle yapıyoruz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek üzere.